Oruçun faydaları nelerdir? Zararları nelerdir? Oruçluyken ne yapılmalı? İftarımızı açarken veyahut da sahurdayken nasıl beslenmeliyiz? Evet. Oruç hakkında Türk ilim adamlarından, İslam ilim adamlarından çok Hristiyanlar çok enteresan araştırmalar, buluşlar yapmışlar. Mesela bunlardan birkaç örnek vereyim. Rus asıllı ilim adamı Vojtovich. Oruç tedavisi tüm tıbbi yöntemlerin, tedavi yöntemlerin hepsini diyor, terazinin bir kesesine koysanız, orucu bir kesesine koysanız, oruç 7 defa daha ağır basar. Dünyadaki bütün tedavi yöntemlerinden 7 kat daha etkilidir. Tek başına. Evet, Rus asıllı ilim adamı. Alman Arnold Ehret ise oruç tuttuğunuz zaman diyor, vücudunuz o kadar temizlenir, aranır ki rüyada gibi hissedersiniz kendinizi. Yenilenirsiniz, hem beyniniz hem vücudunuz çalışır. Amerikalı Profesör Doktor Duyn ise yıllarca insanlara ilaçla vere vere diyor, deney yaptım yaptım, bir faydasını görmedim, insanlar hep zehirlendi. Sonra diyor, baktım ki oruçtan daha faydalı hiçbir şey yok. Şimdi bütün hastaları sadece oruçla tedavi ediyorum diyor. Evet. Doktor Duyn. Profesör Doktor Herbert Shelton ise Amerikalı, vücudun enerjisini, hayat enerjisini sağlıksız beslenme tüketiyor. Oruç tuttuğu zaman kişi ise bu enerjisini vücudun yenilenmesi ve toksik maddeyi arıtmakta kullanıyor. Kişi mükemmele uğraşıyor sağlık bakımından. Yine Profesör Doktor Tildin 55 yıl doktorluk yapmış. İlaçların hep yan tesirini görmüş, bıkmış. Oruçtan faydalı hiçbir şey göremedim. Ve herkese oruç tavsiye ederim diyor. Evet. Bu ilim adamlarının görüşleri. Şimdi neden oruç bu kadar faydalı? Evet hocam. Kalbimiz, bir insanın kalbi dakikada, bir insanın kalbi yumruğu kadardır. Takriben. Dakikada 5 litre kan pompalar. Yani günde 720 litre, 7200 litre kan pompalıyor. 7 tondan fazla kan pompalıyor. Evet hocam. Yani dakikada 72 defa nabız atışı var. Ortalama bir insanın kalbi 104 bin defa atıyor. 104 bin günde. Kalp atışları oruç tutan kişi de tempo biraz yavaşlıyor. 83-84. Yani 21, 22, 23, 24 bin azalıyor. Ne olur azalırsa kalp hücreleri yenileniyor, damarlar yenileniyor. Vücut yenileniyor, kalp rahatlıyor. Evet, öyle. Sürekli tempo ile koşan bir insan oturur dinlenir ya, kalp de işte öyle dinleniyor, rahatlıyor, kendini yeniliyor. Beyin sürekli emir göndermekten yoruluyor. Milyonlarca saniyede nörotransmitter gönderiyor. Sürekli emir veriyor. Şu kadar asit, bu kadar tuz, şu kadar enzim, bu kadar bundan, şu kadar şundan, üret, üret, salgıla, salgıla, salgıla. Vücuttaki bütün hücrelere, dokulara emir gönderiyor. Aynı bilgisayarın mail atması gibi. Mail, evet, sistemi var. Bilgisayara düğme ayarlarsınız, basarsınız düğmeye, 1 milyon mail atar durmadan. Ama 1 milyon maili bir bilgisayar günlerce uğraşır tabii. 3-4, yani 100 günde falan atar. Evet. Beynimiz milyonlarca maili, yani nörotransmitteyi saniyede atar. Tek 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 tek. Fakat sağlıksız besleniyorsak sürekli aşırı tempoyla, işte şu kadar asit, bu kadar tuz, şu kadar şunlar, bu kadar bunlar salgılıyor, sürekli emir. Beyin de artık yorulur yani. O da hocam, vücudumuz beyin kökünde şöyle bir şey de var. Aç kaldığımız zaman böyle kendimizi halsiz hissediyoruz. Şekerimiz düşüyor. Kimi zaman tansiyonumuz çıkıyor. Bu kadar hastalıklar veyahut da bu kadar hastalıklar meydana çıktığında nasıl oruçluyken kendimizi bu kadar iyi hissedebiliriz? Veyahut da vücudumuza bu kadar faydalı olabiliyor. Şimdi şöyle, bünye, ilk insan bünyesi, yani beynimiz sadece glikoz harcar, şeker harcar.
Oruç tutan kişi de yağlar yanıp enerjiye dönüşmeye başlıyor. Glikoz yerine yağlar harcanmaya başlıyor. Evet. Yağlar glikoza dönüşürken keton denen bir madde ortaya çıkar. Ketonu bünyemiz kullanmaz aslında. Çünkü hazır şeker kullandığı için ketonu kullanmıyor. Hı hı. Oruç tutan kişi de bünyemiz artık ketonu da kullanmaya başlıyor. Hı. Bu nedenle beynimiz buna alışkın olmadığı için biraz şöyle bir iki gün sersemlik olur. Aa, bu da neymiş gibi. Beyin alışık değil ya buna. Yani, nereden geldi şimdi falan diye. Arabanın işte benzin koyuyorsun. Bir de süper benzin koyuyorsun. Araba alışmış değil buna. Biraz sarsılıyor. Alışık olmadığı için. Yeni bir yakıt. Beyin buna alışık olmadığı için biraz hafif bir iki gün şöyle sonra alışır. Bir iki gün. Vücut alışmadığı için ketonları da kullanmaya başlıyor. Bu nedenle biraz yoksa herhangi bir halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik den dolayı değil. Vücut arındığı için, temizlendiği için yağları eritmeye başladığı için, ketonları da yaktığı için hafif bir, ilk bir iki gün böyle bir problem olur. Bir, iki, karaciğer 400 çeşit enzim salgılar. Karaciğerin salgılamış olduğu enzimlerden biri de çok önemli bir enzim, söylenmesi çok zor. Bu enzim diğer besinlerden şekeri dönüştürme. Mesela yağı şekere dönüştürme gibi. Glukoneogenaz. Bunu karaciğer unutuyor. Neden unutuyor? Çünkü yediğimiz her şeyde şeker var. Şeker direkt var. Evet. Şekeri şeker olarak veya yağ olarak depoluyor. Yağı şekere dönüştürmeyi unutuyor. Şimdi karaciğer yine bir şeker yok. Şekere dönüştürecek. Neyi dönüştürecek? Yağa dönüştürecek. Tersine önce şekeri yağa dönüştürüyor, depoluyordu. Şimdi hazır yağları şekere dönüştürecek. Alışık olmadığı bir durum karaciğeri. Ne yapıyor? O zaman daha fazla enerji sarf ediyor. Hayır, farklı enzimler salgılıyor. Karaciğerin farklı fonksiyonları ortaya çıkıyor. Köreren hormonları. Evet. Köreren fonksiyonları. Hücrelerimiz daha çok canlanıyor. Karaciğer kendini yeniliyor. Yeni fonksiyonlar kazanıyor. Fonksiyonlar harekete geçiriyor. Evet. Var olan bazı fonksiyonlar tekrar harekete geçiriyor. Böylece depolanan yağlar eriyor. Hı hı. Aslında oruç tutan kişi eğer ki çok Türk tarzı oruç tutmak zaten oruç tutmak değil. Türk tarzı oruç tutmak kişinin kendi kendini zehirlemesidir zaten. Türk tarzı oruç tutmak neden? Öyle nasıl oruç tutulmaz. Öyle oruç hakikaten? Tutulmaz. Yani biz oruç tutmuyoruz. Akşama kadar aç kalıyoruz. Akşam kendimizi zehirliyoruz. Ne yapacağız peki? Öyle oruç tutulmaz. Türk tarzı oruç tutmak yanlış. Peygamber Efendimiz'in sünneti nedir? Ona bakacağız. Hı hı. Her şeyde örnek o. 13 lokmayı geçmemiş. Hiçbir zaman. Hı. Tamam biz ona uyamayız da. Hadi 30 lokma yiyelim, 40 lokma yiyelim, 50 lokma yiyelim ama. Aman hocam biz sahurda acıkmayalım. İşte akşama iftar geç okunuyor, ezan geç okunuyor diye. Sahurda biz ezan okunana kadar yiyoruz. Gece. Tehlikeli. Şimdi bir olay anlatayım da. Oflu hoca. Şimdi ben Frankfurt'ta camide, derneklerde görev yaptım bir ara. Şimdi hocalarla uğraşıyoruz biz de hep. Tabii yöneticiyiz ya. Bir gün bir hoca geldi. Dedi ki beni dedi iftara çağırırsanız 5-6 tabak yemek yerim. Arkasından bir tepsi baklava yerim. Arkasından 5 kilo elma yerim dedi. Güldük biz de. Şaka yapıyoruz anlattık. Ya olur mu dedik. O kadar mide kaldırmaz herhalde hocam. Ya normal bir insanın midesi kaldırmaz tabii ki. Evet. Biz normal bir insan söyleyeceğim. Şimdi bizim komşu davet etti. Herkes tabii ki misafirler oturdu yediler içtiler. Yemekten sonra bir tepsi baklava getirdi evin hanımı. Herkes birer ikişer dilim aldı. Bitti yani. Ya o kadar fazla yiyemez. Hoca üçte biri tepsinin duruyor. Şey dörtte üçü. Durun dedi. Bu benim. Ne oluyor hoca? Anca bana yeter dedi. Allah Allah. Gerçek mi? Gerçek. Biz baktık böyle. Film seyrediyor gibi. Yedi bitirdi maşallah. Ondan sonra baka kaldık. Dedi ki meyve. Yani vatandaş zaten yedi yiyeceğini bir şey yemek istemedi o anda meyve falan. O oturdu. Beş kilo elmasın kodular önünde. Benim elmama kimse dokunmasın dedi. 5 kilo elmayı da yedi. Peki kilolu mu hocam bu bey?
Biraz benden irice. Ama nasıl yiyor? Ben şaşırıyorum. Böyle bakıyoruz. Film seyreder gibi. Hayatımda öyle film hiç seyretmemiştim. Şimdi ben de bir papazı da gördüm. Papazı. Oturduğum yerde bir papaz. Karşılaştım. Arada sırada ben orada market çalıştırıyordum. Geliyordu yanıma. Nasılsın, iyi misin vesaire. Ben de iyiyim falan diyordum. Adam yemiyordu, içmiyordu. Yani küçücük bir sen de, yani bugün Hristiyanları mı övmek için konuşuyorum? Hayır. O papaz sanki Müslümanmış gibi davranıyor. Bizim hoca sanki papazmış gibi yaşıyor. Çok tuhaf yani. Çok tuhaf. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ensesi gerdanı göbeği olan adamı sevmem diyor. Ensesi göbeği gerdanı. Yani kilolu adamı sevmez. Peygamberimizin hayatta sevmediği insan tipidir. Evet. Enseli göbekli gerdanlı. Ama siz bir mevlide gidin, şu camilerde bir mevlid olur. Oraya mevlid anlar şöyle bir dizilir. Hepsi sumo güreşçisi gibi maşallah. Biz yemeği seviyoruz hocam Türkler. Genel Hiçbirisi olarak... sünnete uymuyor. Hocalar uymuyor başta. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Onun için de biz Türk milleti böyle hocalara uymadı. Hocalar İslam'a uymuyor. Biz de hocalara uyuyoruz. Peki nasıl beslenmeliyiz hocam? Sahurda ne yemeliyiz? Suyu nasıl içmeliyiz? Bu bile çok önemli aslında. Çok su içmek... İftarda önce bir bardak su içeceksiniz. Oruçluyken... Her şeyden önce bir bardak evet. su. Sonra çorba yok. Pilav, kuru fasulye, nohut, bakliyat değil. Önce salata. Evet. Veya meyve. Salata yoksa meyve. Hafiflerden başlayacağız yani. Hafif değil. Salata hafif şimdi hocam. Hafif değil. Bak bir dakika ya. Acele yok. Evet. Zaman çok. Sabır lazım. Acele etme. Nereye gidiyorsun? Arkamıza atlı mı geliyor? Şimdi sofraya oturdum. Bir bardak su. Arkasından salata veya meyve. Neden? Salata ve meyvede lifli maddedir. Bağırsaklara peristalik hareket kazandırır. Bağırsaklar aynı halı gibi düşünün. Halının üstünde nasıl iplik var? Bağırsakların da üstünde böyle iplik gibi virüs denen kanallar var. Evet. Bunları ne harekete geçirir? Lifli besinler harekete geçirir. Bağırsaklardaki bütün pisliği lifli besin yerseniz yemekten önce temizler. Ama siz çorba içtiniz. Arkasından pilavdı, kuru fasulye, nohut vesaire vesaire. Bağırsakta yapışıklı olan şeyler hiçbirisi zif gibi çözmez, atamaz. Evet, daha çok yapışır. Eski artık besin artıklarıyla yeni besin artıkları birbirine karışır vesaire vesaire. Evet. Kötü kötü kötü. Çok kötü olur. Daha kötü olur. Bağırsaktaki mantarlar hemen faaliyete geçer. Toksik madde üretir. Bağırsaklar yanar, kavrulur. Zehirli gazlar, zehirli alkolü, hormonsuz maddeler üretir mantarlar. Çünkü peristalik hareket yok. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddede bağırsakları yakar. Her vatandaşın karnı böyle küp gibi olur, hamile gibi. Ve sinirler yanar, kavrulur. Böylece bazen ishal olur, bazen kabız olur, bazen lavaboya gider, tekrar gider vesaire vesaire vesaire. Bir de yemeği yedikten başlar. Sonra uyuruz hocam. Ağırlık çöker falan böyle. Şekerimiz düşer. Daha çok uyuruz. Yemekten sonra, iftarımızı açtıktan sonra. Çok yiyoruz ondan işte. Çok evet. yememek lazım. Peygamberimizin sünnete uymak lazım. Hep bir ikincisi çok çiğnemek önemli. Yani biz çiğnemeden hemen yutuyoruz. Evet. Yılan gibi çuk çuk yutuyoruz. Yılanlar çiğnemez hemen yutar. İnsanlar da yutmaya hazırlanmış. Özellikle de fast food tarzı, Amerikan tarzı, cheeseburger, hamburger vesaire o tarz Amerikan tarzı beslenme çiğnemeden yutuyor insanlar. Çünkü evet. Çiğnecek bir şey yok. Tık tık gidiyor. Oysa 30 defa çiğnemek gerekir. Çiğnemek çok önemli. Amerika'da bir adam Fetcher diye bir çok zengin bir insan hastalanmış. O doktor, bu doktor, şu doktor, o ilaç, bu ilaç, şu ilaç daha da kötüleşmiş. Hastalıklardan artık tekerlekli sandalye işini gücünü kaybetmiş. Hanımı çocukları terk etmiş. Adam düşmüş. Muhtaç bir çorba içebilmek için kiliseye gitmiş. Kilisede çorba içerken kilisenin papazı demiş ki ya sen nasıl düştün buraya? Sen çok varlıklı zengin bir insandın. Ya işte hastalandım şöyle oldu. Demiş ki oruç tut. Bir, çok çiğne iki. Ne olacak ne faydası var? Bütün sağlığına sıhhatine kavuşursun. İyi. Onlar oruç tutmasını bilmiyor. Yok ya adam İslamiyet'ten öğrenmiş. Papaz. Bazı papazlar var bilgili bilirler.
Adamcağız 6 ay sonra bütün sağlığına kavuşmuş, işine tekrar dönmüş, ailesiyle barışmış vesaire. 6 ay boyunca oruç mu tutmuş öyle? 6 ay boyunca sürekli oruçluymuş demek ki. Yani düzenli beslenmiş. 2 ay, 3 ay oruç tuttuktan sonra yavaş yavaş yiyip içebilirsin ama çok çiğnemek şartıyla. Evet. Çok çiğnemek çok önemli. Çok çiğnendiğinde ne faydası var? Dilciğin etrafında bir kas gelişir boğazda. Hı hı. Kapadır boğazı. Kişi boğazı kapandığı için besinleri, o kas gelişir. Kas var herkeste. Dilciğin etrafında bir kas var da gelişmemiş. Kapar da kapatır. Ana kitler. Hı hı. Sıvı haline gelmedikçe yediğiniz, çiğnediğiniz şey yutamazsınız. Evet. Çok çiğneyenlerde bu kas gelişir. Çok çiğnemeyenlerde gelişmez. Evet hocam. Çok çiğnediği zaman burada bir kas oluşur. Boğaza sıvı haline gelmedikçe yutamazsınız. Hı. Zamanla gelişir. Kişi 40 gün çok çiğneyerek yerse, beslenirse kas gelişir. Kaslar yoksa gelişir. Gelişmez. Kaslar geliştikten sonra çiğnemeden zaten yutamıyoruz. Mecbur çiğnemek zorunda mı kalıyoruz? Evet. Değişiyor. Hı. 40 gün böyle devam edebilirse kişi ki. Hı hı. Bunu da kimse başaramaz. Çok çiğnemeyi kimse başaramaz. Çünkü alışkanlık. Ben çiğnerim hocam. Ben çikolatayı bile yerken mesela çiğnerim yani. 30 defa bir lokmayı çiğneyeceksin. Yok. Yani lokmaların falan 30 defa saymıyorum ama çikolatayı yerken bile çiğnerim. Çok çiğnerim. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayacaksın. Alışkanlık haline getireceksin. Evet hocam. Şimdi bir ikincisi de salataya limon suyu, sirke, zeytinyağı katmak şart. Salataya limon suyu, sirke ve zeytinyağı katmazsanız ne olur? Yediğiniz salata transit geçer. Yarım saatte, midede bir saat, bağırsakta kalır geçer. Kişiye doymuşluk hissi vermez. Kişi çabuk acıkır. Bu nedenle bazı insanlar hamurlu yemedikçe doymaz, bazı insanlar et yemedikçe doymaz. Çünkü bunlar uzun süre kalır midede, bağırsaklarda. Oysa salataya kişi limon suyu, sirke, zeytinyağı katarsa midede 3-4 saat kalır yarım saat yerine salata. Bağırsaklarda 7-8 saat kalır 1 saat yerine. Yani bağırsaklar ve mide bunu işlemek için uğraşır, çalışır ve kolay atmadığı için, transit geçmediği için artı bir de bağırsakları mideyi lifli madde olduğu için temizler, arıtır. Hmm. Fırçalıyormuş gibi mideyi, bağırsakları, salata temizler. Evet hocam. Zeytinyağı, sirke, limon bu üçü olmadan salata yerseniz o salatadaki vitaminden, mineralden, enzimden istifade edemezsiniz. Evet. Bu nedenle salata yerken buna dikkat etmek. Evet. Bu arada da tok tuttuğu için de yemek yeme hissi azalıyor ve zayıflamamıza da yardımcı oluyor. Ve oruç tutanlara çok güzel bir müjdemiz var. Evet. Unutmadan söyleyeyim. Spirulina. Ben onu soracaktım hocam size. Nedir? Sahurda spirulina yesin. Yok. Spirulina iftarda sahurda yatmadan önce kişi alırsa ne olur? 2000 çeşit enzim var. Hı hı. 94 çeşit mineral var. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini var. Balık yağlarındaki omega 3, omega 6, omega 9 ve alt türevleri var. Esensiyel ve esensiyel olmayan, yani besinlerde olan ve besinlerde olmayan amino asitlerin hepsi var. Spirulina anne sütüne eş değer dünyada tek gıda. Evet hocam. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA, Amerika Birleşik Devletleri'nde İlaç ve Gıda Kontrol Merkezi'nin beyanı, Dünya Sağlık Örgütü'nün beyanı. İsteyen Google'da girip görebilir. Bizim üretmiş olduğumuz spirulina ise dünyadaki spirulinaların hepsinden farklı. Neden? Bir, kişiye dinçlik, dinamizm, enerji veren ginkgo, ginseng, geven, kortisep gibi antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip kişiye enerji veren başka bitkiler de içerir. Evet hocam. Farkımız piyasadakilerden budur. Yani spirulina spirulinadır. Her şeyi al. Öyle değil. Evet. Piyasadaki spirulinadan farklıyız. Kesinlikle öyle. 19 çeşit bitki ekstresi içeriz. Peki tokluk hissi de o zaman sahurda kullandığımız zaman orucu rahatlıkla değil. Tutabiliriz. Mesela kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olmaz. Düşünün ki saniyede bir insanın vücudunda 500 katrilyon kimyasal reaksiyon oluşur. İşte 50 milyon hücre yapılıyor. 50 milyon hücre ölüyor. Bunların yapımı, diğerlerinin ölümü, İşte asit baz, su salgılanması vesaire
Bunun için ne lazım? Oksijen, evet. Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire vesaire vesaire. Hı hı. İşte spirulina tek başına bunların hepsini barındırıyor. Glikoz hariç. Her şeyi içeriyor. Evet. Glikoz da yağı glikoza dönüştürüyor vücudumuz zaten. Veyahut da hazırını kullanıyor. Hı hı. Kişi spirulina kullandığı zaman günlük aktivitesini yaparken hiçbir düşme, yani kendinde bir enerji eksikliği, bir halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik hissetmez. O zaman oruç tutunca kendimden geçiyorum, işte halsiz oluyorum, kafamı kaldıramıyorum, şekerim düşüyor, işte dayanamıyorum diyenlere biz buradan spirulina'yı özellikle tavsiye ederim hocam. Evet. Yani hiçbir şekilde yorgunluk falan hissetmiyor. Keton kullanımından dolayı, bu metabolizmadaki değişimden dolayı hafif bir halsizlik olur. O önemli değil. İki gün sonra vücut alışır. Evet. Beyin normal olarak sadece glikoz kullanır. Ama glikoz almıyoruz ya, almadığımız için glikoz yerine yağlar parçalanıp şeker dönüşüyor. Evet. Dönüşüm sırasında keton ortaya çıkıyor. Ketonu aslında fazla olmadığı için bünyemiz kullanmıyor. Hazır glikoz olduğu için birinci sınıf onu kullanıyor. Fakat yağlar harcanıp parçalanıp ortaya çıkan ketonu da kullanmaya başlıyor. Bünyemiz buna alışık olmadığı için bir iki gün bu neymiş diye biraz şey oluyor. Sendeliyor. Yoksa vücut arınıyor, temizliyor. Oruç tutarken burada bunu söyleyen ilim adamları hepsi dünya çapında ilim adamları. Evet hocam. Yani 55 yıl kimya ile ilaçları zehirledim diyor doktor Tilden. Şimdi herkese diyor sadece oruçla tedavi ediyor. 55 yıl ilaç vermiş. Evet.